Şimdi sevgili seyirciler Bakü'ye dönelim. Aras Aslanlı hocamız karşımızda. Hocam merhaba. Merhabalar. Şimdi tabii günlerdir bölgede tansiyonun giderek yükseldiğine ilişkin haberleri gün gün aktardık. Gerek Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamaları, gerek yasa dışı unsurların hareketliliği, kazılan mevziler, yapılan saldırılar, provokasyonlar gün gün izleyicilerimize aktardık. İşte bugün Azerbaycan ordusu harekete geçti. Amaç ne? Bölgedeki o yasa dışı unsurların, terör unsurlarının temizlenmesi. Ama operasyonun tabii sınırları neler olacak, ayrıntıları neler? Sizden de bir değerlendirme alalım. Öncelikle şunu vurgulamamız gerekiyor. Azerbaycan'ın bu operasyona başlaması bir zorunluluktan kaynaklandı. Azerbaycan 1990'ların başındaki o işgal sürecinden sonra da sorunu barışçıl yollarla çözmek için elinden geleni yaptı. 2020 Kasım'ında ateşkes imzalandığı zaman o 44 günlük savaş Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanmasına rağmen bir ateşkes anlaşması imzalandığı zaman, üçlü bildiri imzalandığı zaman o zaman da geri kalan aşamayı tamamen barışçıl yollarla çözme niyetini ortaya koydu ve bu doğrultuda elinden geleni yaptı. Şunu gördük, Azerbaycan her defa barışçıl adım attıkça Ermenistan bir rövanşa yönelmeye çalıştı. Ateşkes döneminde yani 2020 Kasım'daki ateşkesten sonraki aşamada defalarca Allah. Ermenistan'ın kontrolünde olmayan bölgelere mayınlar döşendi. Son zamanlarda hem o savaştan sonraki ilk aşamada hem son bugünkü operasyondan önceki son günlerde bu mayın döşeme adımlarının bu tarz kışkırtmaların arttığını gördük. Devamında işte 3 yıl geçti ama bölgedeki yasa dışı Ermeni askeri güçlerinin bölgeden çıkarılmadığını gördük. Yani geride kalan 3 seneyi Ermenistan maalesef verimli kullanmadı. Ve sadece Ermenistan değil, Aslında Ermenistan'ı sürekli oyaladı kışkırtan, diyebilir miyiz? efendim Oyaladı duyamadım. diyebilir miyiz Ermenistan? Hem oyaladı hem de sürekli olarak Azerbaycan'ı bir provokasyona çekmeye çalışıyorlar. Evet. Yani bir nevi bölgede artık barış yok, savaş hali devam ediyor, ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Eğer Azerbaycan'ın politikalarına bakacak olsak, mesela Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı beraberce birçok açılış gerçekleştirdiler bölgede. Evet. Niye? Çünkü Azerbaycan'ın niyeti barış. Hatta son zamanlarda biliyorsunuz Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde şimdi bekleniyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın ziyareti sırasında açılış yapıldı. Yani sadece Türkiye Cumhurbaşkanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı beraber değil, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile de beraber yapıldı. İleride diğer Türk devletleriyle de beraber planlanıyor. Azerbaycan bölgeye mültecilerin geri dönüşünü sağlıyor. Ama her defasında Azerbaycan'ın barışçıl ve inşa edici politikalarına Ermenistan'ın ve bazı dış güçlerin karşılığı mayın döşeme, ateşkes ihlali yapma, Azerbaycan sivillerine tehlike oluşturacak eğilimlerde, girişimlerde bulunma, yeni cephe hattı tırnak içinde sözde cephe hattı oluşturmaya çalışma. Bu tarz adımlarla maalesef Ermenistan ve Ermenistan'ı kışkırtan güçler cevap vermeye çalışıyor. Doğal olarak Azerbaycan kendi topraklarında egemenliğini tamamen sağlamak, düzeni tamamen sağlamak, sivil halkı korumak, anayasal düzeni korumak ve hatta şu anda o yasa dışı Ermeni askerlerinin baskısı altında kalan Ermeni siviller de buna dahil. Hepsinin yani Azerbaycan topraklarının üzerinde, tamamı üzerinde egemenliği sağlamak ve Azerbaycan vatandaşlarının tamamının güvenliğini sağlamak için Azerbaycan bugün bu terör karşıtı operasyonu düzenlemek zorunda kaldı. Zaten son günlerde de Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de defalarca hem Ermenistan'ı uyardı hem uluslararası kamuoyuna, uluslararası kuruluşlara seslendi. Bu tarz provokatif girişimler karşısında biz sessiz kalmayacağız. Ermeni, bu bölgede bulunan yasa dışı Ermeni silahlı güçleri için tek sağlıklı yol bölgeyi bir an evvel terk etmeleridir. Yani Azerbaycan'ın şu anda yaptığı biraz da iyi niyetiyle biraz geç yapmış olduğu bir operasyon. Aslında Azerbaycan 2020 Kasım'ında durmayabilirdi de bunu Ermenistan yetkilileri de ifade ediyor. Rusya yetkilileri de ifade ediyor. Yani Ermenistan için daha farklı bir sonuç olurdu. Ermenistan'ın devlet olarak varlığı ve ordusunun varlığı sona erebilirdi.
Ama Azerbaycan barışçıl yöntemleri, barışçıl yolları her zaman ön planda tuttu. Şu anda da eğer dikkat ederseniz resmi yetkililer açıklıyor ve hatta Ermenistan tarafının yaymış olduğu video görüntülerden de görüyoruz ki Azerbaycan sadece nokta atışları yapmaya çalışıyor. Yani sivil halka tehlike oluşturacak şekilde bir eylemde bulunmuyor. Çünkü evet. Azerbaycan'ın amacı bölgede kalıcı barış inşa etmek. Evet, bölgede huzurun tesisi açısından bu hareket şarttı. Gecikmiş de olsa işte bugün Azerbaycan ordusu hareket etti, harekete geçti. Bölgeden o yasa dışı unsurları, terör unsurlarını temizleyecek. Ermenistan'dan buna yönelik bir karşı adım, karşı tepki gelebilir mi? Çünkü hemen daha yeni sıcağı sıcağını hatırlatalım. Geçtiğimiz gün içerisinde Paşinyan'dan açıklamalar var. Kalıcı barış anlaşmasının bu yıl içerisinde yapılabileceği yönünde. Aslında Azerbaycan'ın bugün attığı adım bölgede kalıcı barışı tesis etmek için, evet, sağlıklı bir barış ortamı oluşturmak için çok önemli. Ermenistan'ın bana göre içinde tek bir düşünce yok. Paşinyan ve çevresindeki bir grup Ermenistan'ın yıllardır dış destekle, dış kışkırtmayla uyguladığı saldırgan politikanın sadece komşuları için değil Ermenistan için de zararlı olduğunun farkında. Bir an evvel barışa ulaşmanın önemli olduğunu, Ermenistan için de yararlı olacağının bence farkında. Paşinyan ve çevresindeki bir grup. Ama hem o radikal gruplar, hem Ermenistan kamuoyunun bir kısmı, hem dışarıdan bazı güçler maalesef Ermenistan'ı bir araç olarak kullanma politikasını devam ettiriyorlar. Ermenistan'ın bugün yaptığı resmi açıklamada biz bunu maalesef görebiliyoruz. Yani sanki Azerbaycan başka bir ülkeye saldırmış gibi bir söylem geliştirmeye çalışıyor. Ama Azerbaycan kendi topraklarında terör karşıtı bir operasyon düzenliyor. Bence Ermenistan ciddi bir askeri girişimde bulunmaz. Bulunursa bunun Ermenistan için, Erivan için nasıl bir olumsuz sonuç doğuracağının farkında. 44 günlük savaştan, evet, ders almış durumda. Söylem düzeyinde tepki vesaire ortaya koyacaktır. Bazı dış güçleri olaya çekmeye çalışacaktır ama askeri açıdan Ermenistan, Azerbaycan'ın terör karşıtı operasyonuna karşılık verecek durumda değil. Hukuken buna bir hakkı da yok. Onun için yani ve şu anda herhangi bir dış gücün de aktif müdahale edebileceğini, Azerbaycan ordusunu durdurabileceğini zannetmiyorum. Sadece Azerbaycan yeterli gördüğü noktada duracak. Yani şu anda bu operasyonun amacı genel olarak bölgede barış düzenini sağlamak olduğu için ve kalıcı barışı. Yani diyelim, evet, ki 24 saatte toprakları tamamen işgalden kurtarsın, işte bu han kendi üzerinde kontrolünü sağlasın. Tek amaç bu değil. Ama bu operasyonun kalıcı barışa katkı sağlayacak şekilde sonuçlanması. Çok teşekkürler Aras Hocam. Azerbaycan kendi topraklarında kalıcı barışı tesis etmek için bu harekatı düzenliyor. Yeterli gördüğü noktada duracaktır. Herhangi bir ülkenin müdahalesine de izin vermeyecektir ifadelerini kullandınız. Çok teşekkürler, yayına katkı verdiniz. Biz de sıcak gelişmeyi ilk ağızdan, Bakü'den değerlendirdik sevgili seyirciler.